Değerli izleyiciler, dün sizlere kontak araştırmanın son seçim anketini paylaştım. Bu kanalın adı Tarafsız Haber Barış Biner. Burada benim hedefim tüm anketleri size aktarıp sizin yorumlarınızı okumak ve sizin bakış açınıza bir başka noktadan katkı sunmak. Paylaştığım anketlerin hepsine zaten katılmıyorum ki zaten katılmadığımı, katılmadıklarında katılmadığımı belirterek paylaşıyorum. Örneğin kontak araştırmanın araştırmanın verilerini paylaşırken de örneğin İyi Parti'nin oy oranının e, oradaki gösterilen oy oranına katılmadığımı zaten paylaştım. Ama paylaşmaya devam edeceğim. Katılmamış olmam e, diğer verileri size paylaşmama engel değil. Lütfen bana tepki göstermeyin. Ben zaten kendimi muhalif bir insan olarak tanımladım. Bu konuda iki yüzlü değilim. Ama tüm anket verilerini en paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar ediyorum. Şimdi kontak araştırmadan başka detaylar da paylaşacağım. Ama bu detayları paylaşıyor olmam. Bu e, anketteki örnekleme ya da anket sonucuna katıldığım anlamını çıkarmanıza neden olmaz. Sadece... Eğer tüm anketleri incelemenize buna göre kafanızda bir şablon oluşturmanıza yardımcı olabilecektir tüm anketlerin sonuçları. Şimdi genel seçim anketlerini paylaştık. Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerini paylaşacağım. Kontak araştırmanın bunları paylaşacağım ama asla bunların bir benim kişisel yorumum, kişisel bir ideolojim olduğunu düşünmeyin sadece tarafsızlık gereği farklı anket şirketlerini paylaşacağım. Sizler de yorumlarınızda isterseniz katılabilirsiniz, isterseniz eleştirebilirsiniz. Benim hiçbir filmle bağlantım yok ama tekrar ediyorum. Ben zaten muhalif insanım benden lütfen şüphe etmeyin. Kanalın adı Tarafsız Haber Barış Biner ve Türkiye'de böylesine tüm anketleri paylaşan bir başka kanal neredeyse yok gibi. Hani benim gibi canlı canlı yorumlayan ha bir iki kanal haricinde yok onlar da zaten çok büyük kanallar onları biliyorsunuz. Şimdi kontak araştırma seçmenlere sorduk. Bu defa Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaşacağım. Genel seçim anketini verdim seçmenlere sorduk. Bu hafta cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy vermeyi düşünürsünüz? Örneğin burada Kontak Araştırma Recep Tayyip Erdoğan'ı tek bir aday olarak muhalefeti neredeyse 8-10 aday olarak sormuş. Zaten bu metodu bu metoda katılmadığımı zaten belirtiyorum. Ama yine de es geçmek istemedim. Katılmadığımız anket verilerini ya da ideolojik olarak yanında durmadığımız verileri de görmemiz gerekiyor ki ona göre kafamızda bir şablon oluşsun. Şimdi Kontak araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre Erdoğan e, sorulmuş Cumhur İttifakından e, muhalefetten çok aday sorulmuş ben metot olarak bu metodu e, çok fazla doğru bulmuyorum ama tarafsız yayıncılık gereği paylaşıyorum. Bakalım kontak araştırma bize nasıl bir sonuç sunuyor. E, Erdoğan 35.8, Mansur Yavaş 18, Selahattin Demirtaş 9.5, Ekrem İmamoğlu 3.7, Akşener 3.1, Kılıçdaroğlu 3, muhalefet adayına 3, devlet Açeri 2, Muharrem İnce 1.9, Ümit Özda 1.9, Cem Uzan 1.3, Ali Babacan 1.1, diğerleri 2, hiçbiri 4.7. Cevap vermeyen 9.3 Cumhur İttifakı'nın adayı 2 adaylı, muhalefetten 8-10 aday sorulmuş. Bu soru yöntemi sorulduğu zaman elbette ki muhalefet çok adaylı sorulduğu için Cumhur İttifakı avantajlıymış gibi gözüküyor. Ama bizim yapmamız gereken Cumhur İttifakı adaylarının toplamına bakmak. Erdoğan 35.8 oy almış. Hemen devlet Bahçeli'nin oy oranına bakıyoruz. Sadece 2 oy almış. Dolayısıyla 37 küseratlarla 38. Bu demek oluyor ki %62 muhalefetin oy oranı var. Eğer muhalifler ortak bir adayla uzlaşabilirlerse zaten seçimi alacaklar. Yani her anketten çıkarabileceğiniz bir sonuç var. Diğer sütunda gösterilen %2.0 oranındaki bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy vermeyi düşünürsünüz tablosu. Evet önceki seçenekte diğerlerine oy veririm. Yani hiçbir partiye oy vermem diyenlerin e, oy tercihi Fatih Erbakan 0.7 Davutoğlu 0.6 HDP adayına 02 adaya göre diyenler 02 Karamallıoğlu 01 Tanju Özcan 01 ve Maçoğlu 01 diğer partiler diyenler için bu dağılım. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti'ye 42.5 oy verdiğini söyleyen seçmenlerin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine nereye oy vereceği yani geçen seçimde AKP'ye oy veren 42.5'li kitlenin %67.3'ü Erdoğan'a oy verecek %10.4'ü Yavaş'a e, 2.3'ü muhalefet adayına, 1.6'sı Kılıçdaroğlu'na 1.3'ü Ekrem İmamoğlu'na 1.3'ü Özdağ'a 1.1'i Erbakan'a 0.8'i Boğaçeli'ye, 0.8'i İnci'ye, 0.7'si Ali Babacan'a, 0.7'si Davutoğlu'na, Selahattin Demirtaş'a 0.6, Akşener'e 0.2, 0.2 Cem Uzan'a, adaya göre 0.2 hiçbiri 1.5, kararsız 9. Yani AKP'ye oy veren kitlenin e, şu anki oy dalımı bu şekilde olacak. Kontak araştırmaya göre daha önce AK Parti'ye oy veren yani AKP'ye oy verenlerin 67.3'ü AKP'ye 10.4'ü yavaşa verecekmiş. 24 Haziran 2018 genel seçiminde CHP'ye oy verecek seçmen kitlesi bugün seçim olsa hangi adaylara oy verecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde tabii ki bu kadar çok aday olmayacak ama çoklu aday seçiminde 2018'de CHP adayına oy veren kitle şu anda seçim olsa %42.8 yavaş 12.3 Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan 7.6, İnce 6.7, Kılıçdaroğlu 6, muhalefet adayına 5.4, Akşener 2.7 Özdağ 1.3, Davutoğlu 0.9, Babacan 0.9, Bahçeli 0.9, Cemuzan 0.9, Tanrıcı Özcan 0.5. Fatih Mehmet Maçoğlu 0.4, Demirtaş 0.4, diğerleri 1.8 demiş. CHP'ye adayına oy veren seçmenlerin bu seçimdeki aday tercihi açısından, çoklu aday açısından 2018 seçimlerinde MHP'ye oy veren %11.1'lik seçmen kitlesi bugün seçim olduğunda bu kitlenin %38.6'sı Erdoğan'a oy verecek. Bu geçtiğimiz seçimde MHP'ye oy veren kitlenin 38.6'sı bu seçimde Erdoğan'a 18.3'ü Mansur Yavaş'a, %11'i Bahçeli'ye, %3.9 muhalefet adayına, %3.9 Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na 2.6, İmamoğlu'na 1.9, Babacan'a 1.9, Akşener'e 0.6, İnce'ye 0.6, Davutoğlu'na 0.6, hiçbiri 1.9 kararsız 14.9 geçtiğimiz seçimde MHP'ye oy veren seçmenin tercihi olarak Erdoğan 38.6, Yavaş 18.3 çıkmış. Bu seçim için çoklu aday değerlendirildi. Geçtiğimiz seçimde İyi Parti'ye oy veren İYİ Partili kitle bugün seçim olsa hangi adaya oy verir? Geçtiğimiz seçimde İYİ Parti'ye oy veren o %10'luk kitle bugün seçim olsa çoklu aday değerlendirmesine şu adaylara şu oranda oy verecekmiş. Akşener 23.2, Mansur Yavaş 19.1, Erdoğan 14.6, Kılıçdaroğlu 4.9, Selahattin Demirtaş 4.9, Babacan 4.1, İmamoğlu 4, İnce 2.4, Özda 2.4, Erbakan 2.4, Bahçeli 1.6, adaya göre 1.6, Davutoğlu 0.8, muhalefet adayına 0.8, hiçbiri 4.1, kararsız 4. 9.1 İyi Parti geçimi seçimde İyi Parti'ye oy veren bu kitlenin şu anki aday tercihi 23.2 Akşener ve 19.1 Mansur Yavaş şeklinde kontak araştırmaya göre 24 Haziran 2018 seçimde HDP'ye oy veren kitlenin şu anki e, bu seçmen kitlesine HDP seçmen kitlesinin şu anki aday dağılımındaki desteği Demirtaş 85.2 HDP adayına 3.3 Erdoğan 1.6, Yavaş 1.6 hiçbiri 3.4 kararsızlar 4.9 Bugün seçim olsa oy oranını zaten vermiştik ve daha çok detaylar var. Kontak araştırmanın yayınladığı diğer verileri de şu anda vaktimiz dolduğu için sizlere çok aktaramıyorum ama evet iki tane önemli bir veri var. 2018 seçimlerinde HDP 11. oran 11.6 oranında oy verdiğini söyleyen seçmenlerin önümüzdeki milletvekili genel seçimlerinde oy verme eğilimleri 91.8 HDP'ye olacakmış. Geçtiğimiz seçimde İyi Parti'ye oy veren seçmenlerin oy verme eğilimi 34.5 İyi Parti 18.3 CHP, 13 AKP, 4.9 MHP şeklinde olacakmış. Geçtiğimiz seçimde MHP'ye oy veren seçmenlerin bu seçimde oy verme eğilimini 49.2 MHP, 13.3 AKP, 12.3 CHP, 3.2 Zafer ve 2.6 İYİ Parti şeklinde olacakmış. Geçtiğimiz seçimde CHP'ye oy veren CHP'li seçmen kitlesinin bu seçimde oy verme eğilimi 64.1 CHP, %7 AKP, %4.6 AKP, %3 İYİ Parti şeklinde olacakmış. Geçtiğimiz seçimde AKP'ye oy veren seçmen kitlesinin eğilimi bu seçimde %63.8 AKP, %10.6 CHP, %3.9 MHP, %1.1 Zafer, %1.1 Yeniden Rafa, %1 Deva şeklinde olacakmış. Ben bu sonuçları biraz iktidar lehine gibi buldum. Bu yorumda yapıyorum e, katıldığım e, zaten katılmadığımı söylüyorum ama tarafsız yayıncılık gereği sizlere aktardım beğenip abone olmayı unutmayınız